baba. Niye kalktın? İyiyim ben. Gidip dükkanımı açacağım. Sıkıldım böyle günlerdir yat yat yat. Ama dün gece halim var diyordun. Ya geçti. Ya hem yatınca her tarafım daha fazla ağrıyor. Sen nereye böyle? Önceki gün bir pozisyona CV'mi göndermiştim. Hı. Bugün cevap gelmiş. Görüşmeye çağırıyorlar. Ya hadi bakalım hayırlısı. Dur bakalım. Biraz farklı bir iş ama. Nasıl bir iş? Bir konuşalım da. Sonra dönünce uzun uzun anlatırım. Şimdilik sürpriz. Büyük bir şirket yani. Evet, çok büyük. Bütün patronlardan geç geldin. Can Bey de geldi mi? Geldi. Alarmım çalmamış, annem de uyandırmamış. Aa, Zeynep. Aa, sen bu saatte mi geliyorsun işe? Yok, geç kaldım biraz. Senin ne işin var burada? İş görüşmesine geldim. Ne işi? Sektör değiştirmeye karar vermiş. Haberi yok muydu? İnanmıyorum. Evet. İş arıyordum, sonra bir baktım Hakman Katmanoğlu Seramik Şirketi'nin kocaman bir ilanı var nette. Designer arıyorlar. Başvurdum, bir şansımı deneyeyim dedim. Ama zaten işi almış, bana sonra geldi. Aa, tebrik ederim. Yani hiç bilmiyordum. Ciddi ciddi burada çalışacaksın yani, öyle mi? Evet. Yan yana binalarda olacaksınız. Ama yine sık sık görüşebilirsiniz. Gözün aydın. Ya evet, harika olmuş. Fayans deseni çizeceksin yani. Hı hı. Allah Allah. Haberin yok muydu gerçekten? Yok vallahi hiç. Lafı bile geçmedi. Torpil istemediğim için söylemedim. Mesela Banu'yu araya sokardım. Çok şaşırdım. Ben de tesadüfen gördüm. Sessiz sedasız insan kaynaklarından çıkıyordu. Ölen olmuş neredeyse. Ben bir de atölyelere bakayım. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bol bol görüşeceğiz. Haftaya mı başlıyorsun? Hmm, evet. Öyle konuştuk. Sigorta için birkaç evrak hazırlamam lazımmış. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Benden istediğiniz bir şey var mı? Yo, birkaç telefon edeceğim. Bir şey olursa haber veririm. Bu arada gerçekten özür dilerim. Önemli. Hala inanmıyorum. Niye bana daha önce söylemedin? Senin aklın başka yerdeydi. Eşim beni düşünecek halde değildir dedim. İsmail olayını duydun mu? Hmm, demez söyledim. Bu nasıl bir salaklıktır ya? Ya Kuzey o kızını nasıl sokmuş eve tekrar? Sima'yı Ferhat'a karşı yem olarak kullanacak. Tam kuzeylik işler. Hapisliğe ulaşmanın tek yolu Simay. Bir şey biliyorsa yine o biliyordur. Ne olursa olsun Simay sözüne güvenilecek insan mı? Ya onca şeyden sonra olacak iş mi? Tam bir gerizekalılık. Simay da pisliğin teki olabilir ama Ferhat'ın eline isteyerek düşmedi. Kuzey Ferhat bir daha ortalara çıkmadan ona ulaşamayacağını biliyor. O yüzden yılanın deliğinden çıkartacak bir şey arıyor. Belki de o şey Simay'dır. Anladım. Kuzey ne yaptığının farkında. Tabii canım. Yani sen onu nasıl düşündüğünü daha iyi bilirsin. Neyse ben gideyim de senin işine bak. Yanına birini vereyim mi? Ha, yok yok canım, biliyorum. Sonra yine buraya geleceğim zaten. Banu ile konuşacağım. Makara için bir şeyler istiyordu da. Ya gelmişken konuşuruz. Makara için de çalışacaksın ya. Neden olmasın? Tabii canım. Görüşürüz. Görüşürüz.
Zeynep Hanım çıktı mı? Yok, Banu'nun yanında hala. Yeni patron geliyor. Gerçekten çok sevindim. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Görüşmek üzere tekrar. Hayırlı uğurlu olsun. Ha. Allah kahretsin, gitti tampon. Tamam, tamam. Hata bende. Bütün masrafları karşılayacağım. Şu kartı da al. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.